Değerli izleyenler, stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Canlı yayında, önemli bir canlı yayında karşınızdayız. Çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Yeni haftaya yeni sıcak gelişmelerle, önemli ziyaretlerle başlıyoruz. Biz de bugün Beret olarak çok değerli bir konuğu ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Başbakan Sayın Üniversitesi an itibariyle stüdyomuza, Bakanlar Kurulu'ndan çıkar çıkmaz Sayın Başkan ayağının tozuyla stüdyomuza geldi ve canlı yayınımızı katılıyor. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Soracak çok soru var. Bakanlar Kurulu yeni tamamlandı. Geldiniz. tabii ki alabildiğimiz kadar ya size sorabildiğimiz kadar şeyi sormaya çalışacağız. Aslında samimiyetle söyleyeyim ki mesela programı çok pile üstüne kurmayı düşünmezdim. Ancak pile ile ilgili bir takım gelişmeler var. Onu görebiliyoruz. Pile ile ilgili size yani aldığınız son bilgilerini sormak soracağım birazdan. Size takdir ederseniz. Daha kapsamlı baktığımızda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yarın adaya geleceğini ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak bilmiyoruz. Belki de siz en yetkili ağız olarak sizden bu konuda bilgi alır mıyız diye. Onun ziyaretinin anlamını soralım. Buyurun efendim Sayın Cevdet Yılmaz'la başlayalım biz. Nedir bu ziyaretin anlamı bizler için? Şimdi Sayın Cevdet Yılmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kıbrıs'la ilgili sorumlu Cumhurbaşkan Yardımcısı. Biliyorsunuz daha önce adamımızı teşrif ettiydi. Bu adamımıza tebriş ettiğinde biz konuları aktardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a biz aktardık. Sayın Cevdet Yılmaz aktardı. Ve onların ısrarlarıyla birlikte gördük ki iki tane büyük proje hayata geçti. Biri Ercan Devlet Havalimanı, ikincisi kabloyla enerjinin Türkiye'den gelmesiyle ve enterkonekten sisteme girilmesiyle ki enerjide yaşanan sıkıntıların bundan sonraki süreçte yaşanmaması adına. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız iktisadi mali işbirliği protokolü çerçevesinde yapacağımız bir takım eylem planları, gerçekleştireceğimiz bir takım projeler ve o projeleri yakından konuşmak için görüş alışverişinde bulunması için hem de ülkemizin belli başlı yerlerini ziyaret etmemiz için Sayın Cevdet Yılmaz yarın sabah 9'da Ankara Esenboğa'dan uçağı havalanıyor ve kısmetse 10-10.30 civarlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak ve kendilerine eşlik ederek zaman zaman bu projeleri, altyapıları hayata geçirilmesi için konuşmalarımızı yapacak ve buradan da kendisini çarşamba akşamı 19 uçağıyla da anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne uğurlayacağız. Sayın Başkanım aslında Türkiye Cumhuriyeti özellikle başkanlık sistemine geçmesiyle birlikte başkan yardımcılığı noktasında görüyoruz ki bir önceki Sayın Fuat Oktay döneminde de şimdiki Sayın Cevdet Yılmaz döneminde de yani her ziyaretin bir özel bir ana başlığı gibi görünüyor. Yani bazen işte Ercan açılışı olabiliyor ya da başka noktalara. Sayın Cevdet Yılmaz'ın gelişiyle ilgili genel konular dışında bizimle paylaşabileceğiniz özel başka bir gündem var mıdır? Şimdi bakın 2012 yılında 3 tane proje açıklandıydı. Evet. Biri su, biri elektrik, biri Ercan Havalanı. Allah'ın izniyle üçünü de tamamladık. Ve sonra içme suyunu tamamladıktan sonra dedik ki Anadolu'dan gelen suyun artık tarımla da onu bulaştıracağız. Ve birinci öncelik verdiğimiz Güzelyurt'taki narenciye bahçeleri Anadolu'dan gelen suyun buluşması için yarın onun lansmanını yapacağız. Yani açılışını yapacağız ve artık Güzelyurt'ta narenciye bahçelerimiz veya zepse yetiren bahçelerimiz Anadolu'nun gelen suyuyla buluşturmuş olacağız. Ve ikincisi de yine onu gerçekleştirildi ve bir ikinci büyük projede
Mesarya uvalarıyla Anadolu sulunu buluşturmaktır ve onun çalışmalarını da yerinde göreceğiz ve o doğrultuda da biz kamuoyuna da bu konuda bilgilendirme yapacağız. Çünkü Mesarya gidecek su boru hattının da ihalesi yapıldı. Buralara geldiler ve çalışmalar başlamak üzeredir. Yani bu sonuçta bu yeni bir önemli bir bilgi. Çünkü ben tam su projesinin güzel olacağını uzun zamandır konuşulan, evet, realize noktasında gelinen durumu sormak istedim. Bitirdik artık, tamamdır. Sayın Cevdet Yılmaz'ın gelişinin böyle bir anlamı olacağını. Tabii tabii. Yeni büyük bir projenin açılışını yapacağız. Açılış. Ve Güzelyurt'tan startını vermiş olacağız. Yani tabii gerek, evet, sizin şu anki başbakanlık döneminiz, gerekse Türkiye'de seçimden sonra Sayın Cevdet Yılmaz'ın görevi almasıyla birlikte yani KKTC ekonomisinin, mali yapısının yine Ankara'nın ana gündem maddelerinin biri olduğunu görebiliyoruz. Ama bu noktada yine de ben biraz sorgulamak isterim. Mesela, evet, Sayın Cevdet Yılmaz'ın Kıbrıs'a ilgisi, sizin de kişisel diyaloğu nasıl, ben merak ederim. Şimdi bakın, bundan önceki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Toptay'la da bizim üst düzeydeki bir diyalogumuz var. Ve esas hedefimiz ülkemiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne yapabiliriz? Aynı çalışmayı Sayın yeni Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'la da yapıyoruz. Buradaki Türkiye Büyükelçisi'nin büyükelçisiyle de istişareler içerisinde bu yolu yürüyoruz. Şimdi tabii ki Türkiye Cumhuriyeti bizim için önemlidir. Evet. Ve yaptığımız bu protokollerle de insanımızın rahat etmesi için, ferah etmesi için hep bu çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapıyoruz. Hukukumuz en üst düzeydedir. Ve devamlı istişare içerisindeyiz. Bir şey ihtiyacımız oldu mu veya bir şeyde takıldık mı hemen telefonu çevirip Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'la konuşup sorunu çözmüş oluruz. Yani çok yakın bir diyalogumuz ve bir ikili ilişkilerimiz vardı. Yayın öncesi biraz basını taradım Sayın Başkanım. Yani baktım... sevgili deneyimli kalemli Levent Özadam abimizin bir yazısı var. Diyor ki yani artık çuvalcının torbasına dağıtma dönemi bitti. Yani mali kaynakların yönetimi açısından Türkiye ile özellikle proje yaptık sonra bir mali kaynağın aktarma anlayışının bu dönemde de devam edeceğini görüyoruz. Bu anlamda bize yani Türkiye ile ilgili mali ilişkiler, ekonomik boyutta konusunda neler söyleyebilirsiniz? Bakın zaten daha önceki dönemlerde de bizim hep Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız protokollarda altyapıyı güçlendirmek için, büyük projeleri yapmak için, yani bu büyük projeler içerisinde bir Lefkoşa 500 yataklı hastanenin yapımı için, evet, Güzelyurt Hastanesi'nin yapımı için, yine Lap'ta Alsancak Hastanesi'nin revize edilmesi için, Girne Hastanesi'nin iç donanımının bitirilmesi için, yani Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız protokollar, artı hastaneler, okullarımız ve yollarımız sıradadır. Bugün baktığımız zaman çift şeritli yollarımızın tümünü Türkiye Cumhuriyeti yapmıştır ve yapmaya da, evet, devam ediyor. Yani bunlar da yapımı devam ediyor. Onun için biz şimdi bizim sıramızda Lefkoşa Çevre Yolu'nun süratli bir şekilde hayat bulmasıdır. Oradaki istimrakları, biz istimraklarını bitirdik. Parası ayrılmıştır ve önümüzdeki günlerde o yolun startı da verilecek ki insanımız daha rahat hem Girne'ye ulaşabilsin, hem de Gönyeli üzerinden Güzelyurt'a daha kolay ulaşabilsin, hem de oradan Ercan Havalimanı ve oradan da Gazi Magusa'mıza ulaşması için bu çalışmaları yapıyoruz. Zaten bunlar için geliyor, bunları yerinde göreceğiz, yerinde inceleyeceğiz ve bütün bunların startı verilmiştir. Daha süratli olması için de çalışmalarımıza yüz vereceğiz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız büyük projeler hepsinin birer birer arkasında gelecek. Biz hükümet olarak kurulduğumuz günden beri şunu söyledik. Halkımıza ne söz verdiysek
o sözleri yerine getiriyoruz ve hepsini birer birer yapıyoruz. Bakın, geçmişten bekleyen reformlar, geçmişte bekleyen projeler ve bitirilmeyen projeler, biz onları birer birer bitireceğiz dedik ve örnek havalimanını gösteriyorum. Su projesini Güzel Yurt'la buluşturduk. Yarın lastmanını yapacağız. İleriki günlerde Mesarya ovalarıyla buluşturacağız. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la birlikte bunları yapacağız. Ve tabii ki en önemlisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü ne istiyorsak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için o mali kaynakları projelere aktarıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin halkına yürekten minnettarız. Bu büyük projeleri tamamen anavatanımızın katkılarıyla, destekleriyle devam ettiriyoruz. Devam ettirmeye de devam edeceğiz. Şimdi önümüzde yine belli başlı büyük projeler vardır. Ama bu projelerin içerisinde biz halkımızı birinci önceliğimiz rahat etmesi, ferah etmesidir. Tabii ki değişik kaynaklardan değişik sesler çıkacak. Hiç de sıkıntımız yoktu. Biz yüreğimizi koyduk ortaya ve yapıyoruz. Bakın, başından beri senelerdir bekleyen belediyeler reformunu yaptık, seçimini yaptık ve bitirdik. Kabloyla enerjide yaşanan sıkıntıların önünü açması için Türkiye Cumhuriyeti ile protokol yaptık ve en süratli şekilde gidiyor. Keşif çalışmaları süratli bir şekilde gidecek. Bir yıl dolmadan da ortaya bunlar çıkacak. Bunun yanında elektrik santralını güçlendirmeye çalışıyor ki uzun zamandan beridir santrala yatırım yapılmadı. Kim ne derse desin, biz bütün bu yatırımların önünü açtık, açmaya da devam edecek. Ercan Havalimanı yine o dönemlerden bekleyen büyük bir proje ve ekonomimizin çarklarını ne kadar iyileştireceği Ercan Havalimanı'nın açılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bir anda baktığımız zaman ülkemize gelen uçak sayılarında 70-80'den 120-130'lara, bazı özel günlerde 160'lara kadar çıkmıştır ve tamamen modern, çağdaş ve ihtiyaca karşılayacak ve önümüzdeki 2024 yılında daha çok ihtiyaca cevap verecek bir havalimanını biz halkımıza kazandırdık ve dünyaya açılan penceremiz olmuştur. Dolayısıyla bu projelerin devamı için anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız iktisadi mali işbirliği protokolları çerçevesinde bunlara hepsine birer birer devam edeceğiz. Sayın Başkan, Ercan'ın açılması yani çok büyük bir, çok fonksiyonlu bir havalimanı. Elbette aksaklıkları da olduğu çok ciddi eleştiri de geldi. Evet. Ama tabii en çok yani konuşulan, işte belki bilet fiyatlarına bir nebze olsun bir indirim, yani biraz ucuz ama gelir mi noktasında. Yani sizin bu konuda Turizm Bakanı da yapmış, uzun dönem Turizm Bakanı, evet, yapmış ve bu konuda neler söylemek istersiniz? Bakın, biz bu konuda gerek ilgili bakan arkadaşlarımız, gerekse ben başbakan olarak en üst noktalarda bir takım girişimler yaptık. Ve 2024 yılını planlıyoruz. Gerek Türk Hava Yolları ile, gerek Anadolu Jet ile ve ülkemize daha çok sefer yapmaları, daha çok ekonomik fiyatların uygulanması için bir çalışma başlattık. Ve inanırım bunu 2024 yılı içerisinde hem İngiltere'de yaşayan insanlarımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan'daki havalimanından ülkemize gelmesini sağlamak için bir çalışma başlattık. Geçenlerde de İngiltere'ye yaptığımız ziyaretin amacı da buydu. Evet. Daveti de buydu. O yüzden önümüzdeki günlerde 2024'ü planlıyoruz, organize ediyoruz, ilgili şirketlerle konuşuyoruz ve inanırım ki istediğimiz noktaya ekonomik fiyatları sağlamış olacak diye de düşünüyorum. Bu konuyu aslında tabii birazcık ince hatlarla geçtiniz. Ben fazla üstelemeyeceğim bu konuda. Çünkü perde gerisinde bir takım önemli noktalar olduğunu biliyoruz. Ancak evet, madem Sayın Başbakan böyle söylemiş, üstesini getirmeyelim, burada bırakalım. Hayırlı olsun diyelim efendim. Evet, evet. Biz bütün bunları yaparken
Önceliğimiz halkımız. Halkımızın rahatlığı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile de onların da istediği bu doğrultuda hem yapılan icraatların süratli bir şekilde bürokrasiye takılmadan bitirmek ve halkımızın kullanımına bunu sağlamak oldu. Başkanım, yayın içerisinde biraz efektif olması açısından hep şunu düşünmeye, yani soruyu sorarken, evet, geleceğe yönelik, yakın geleceğe yönelik halka ne söyleyebiliriz, ne verebiliriz noktasında. Yani mesela pek çok şey aslında seçim döneminde konuştuk. Bundan sonrası için, evet, tabii ki bunların içerisinde kısa dönemde siyasi bağlayıcılığı olduğu için söylenebilecekler var ya da gerçekleştikçe peyderpey açıklanacak nokta var. Ha mesela sosyal konut dedik, kırsal kesim dedik. Geçtiğimiz gün yine bunları Girne Bölgesi'ndeki ziyaretlerinizde söylediniz. İlk evim kredisiyle ilgili işte aslında istenen taksitler fazladır noktası. Bütün bunları ben bütünsel açıdan sormak isterim. Güncel verilerle, güncel bilgilerle bu açıkladığınız projelerin geldiği durumu ya da bundan sonrası için yeni bir takım açılma düşünüyor musunuz efendim? Bakın, bizim yaptığımız bütün girişimlerimiz, bütün yaptığımız projelerimiz, bütün çalışmalarımız insanımızın, gençlerimizin rahatlığı için. Ve ne söylediysek ben bakıyorum arkaya, hepsini gerçekleştirdik. Bugün gençlerimize şunu söyledik. Yani ülkemizde artık 3G'den çıkartacağız ve 4.5G'ye getireceğiz. Neden? Ve onun yanında hemen e-devleti devreye sokacağız. Ve onun yanında hemen 3. etapımızda da evden eve fiber optiği döşeceğiz. Evet. Birinci etabını bitirdik. E-Devlet bitmek üzere ve üçüncünün de ihale çalışmaları yapılıyor ve gidecek. Bütün bunlar ülkemiz için, ülkemizde yaşayan insanlarımızın rahatlığı için. Şimdi bütün bunları yaparken bir insanımızı, mesela örnek vereyim, Pile'de yaşayan insanlarımız. Evet. Bakın, Pile'de yaşayan insanlarımız 2016'dan sonra ülkelerine gelmek için İngiliz toprağından, İngiliz barikatından geçer. Binbir zorluklarla ülkemize gelir. Gece de eve giderken aynı şekilde gelir. Ama Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelirken Pile'de yaşayan Rum aileler hiçbir barikata takılmadan gelip evlerine giderler. Bizim burada orada yaşayan insanımız Zinda ülkesinde çalışma yerlerine ailesiyle daha rahat buluşması için Pile yolunu uzun bir zamandan beridir diyalog yoluyla çözmek gayreti içerisindedir. Ama bu diyalog çok uzadığı için bir an önce bu yolu çözmek için de girişim başlattık. Şimdi burada Birleşik Milletler'in nasıl ki güney kesimindeki yol yapılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti özverili davrandıysa aynı şekilde bizim beklentimiz bu tarafta da aynı özveriyi davransın. Çünkü buradan bizim yapacağımız bir tek Pile'deki yaşayan insanımızın ülkesine girerken daha rahat, daha güvenilir ve hiçbir barikata takılmadan ülkemize gelmesidir. Dolayısıyla burada bizim toprağımız çoğunlukta az bir kısım ara bölgededir. İtilaflı kısım oradadır. Görüşmeler yoluyla o çözülüyor ama bugün yiğitler yolundan yol başlanıyor ve inanırım önümüzdeki günlerde hedeflediğimiz Pile'de yaşayan yaklaşık 600 insanımızın ülkesine daha rahat gelip gitmeleri için de o çalışmaları tamamlanmış olacak diye düşünüyorum. Bu da oradaki yaşayan bizim insanımıza götürdüğümüz bir hizmet. O yüzden diyorum, biz halkımıza ne söylediysek onu yaparız, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi gençlerimize sözlerimiz vardı. Evet. Ve gençlerimizin bu ülkeye tutunabilmeleri için ve bu ülkede ev sahibi olmaları için ve bu ülkede hayatlarının idame etmesi için biz ekip arkadaşlarımızla, Bakanlar Kurulu'yla uzun bir çalışmalar yaptık ve bunu ilk evin kredisi olarak tamamladığımız bir krediyi Merkez Bankası'yla uzun bir çalışma sonrası bunu hayata kavuşması için bankalarla yaptığımız protokollarla
gençlerimizi bu krediden istifade edebilmesi için o olanağı sağladık. Şimdi bu 1 milyon 200, 1 milyon 500 bin civarında bir artışını da biz buna öngördük. Ve burada ne dedik? Bir gencimiz hiçbir evi yokken bu krediye müracaat eder ve istediği evin tapusunu veya işte kat mülkiyet koşanını göndererek bunu alıyor. Ve geri kalan taksitleri de kendisini ödemeye çalışıyor. Şimdi burada ilk etapta eleştiriler oldu. 10 sene vadeli, düşük faizli %12, ödeyeceği taksit miktarı yüksektir dendi. Tabii ki bir takım sıkıntılar olabilir. Onlar da iyileştirmeler de olabilir. Ama bugünkü koşullara baktığınızda özel bankalarla mukayese edecek bir faiz oranı yoktur. Ve bizim uyguladığımız faiz oranı çok düşük bir faiz oranı. Artı bütün devlet harçlarından da muaftılar bu evleri alırken. Dolayısıyla büyük bir kolaylık sağladık gençlerimize. Ve şu anda ayırdığımız parayın %70'i tamamen sahiplerini bulmuştur. Ve bunları koyduğumuz kriterler çerçevesinde bütün bunları gençlerimiz almıştır. Ve kısa bir zamanda da o krediyi tamamlanmış olacak. O krediyi tamamlarken biz yine gençlerimizin ülkemizde daha çok sahip çıkmaları için geçmişte verilen kırsal kesim arsaları vardı. Ve bakın bu kırsal kesim arsalarında bunlar gençlerimize dağıtıldı ama biz hükümete geldiğimiz günden beridir bütün kırsal kesimlerin inşaata açılması için öncelik dedik altyapıları olacak ve biz hükümete geldiğimiz günde bizim kırsal kesimdeki arsalara bakın 95 kilometre yol yaptık, 385 parsele elektrik, 125 parsele de su altyapısını yapmışız. Bunları bitti ve önümüzdeki günlerde de geri kalan altyapılarının projelerini ihaleye çıkacağız. Yani orada ve gençlerimizin oraya ev yapmaları içinde yeni bir kredi çalışması üzerindeyiz. Bu onu da tamamlayacağız. Çünkü neden verdik bu gençlerimize? Bu gençlerimiz kimileri oraya yaptı, kimileri yapmadı. Ama altyapısı olmayan yere bir inşaatın başlaması doğru değil. O yüzden biz öncelik kırsal kesimde altyapılara verdik ve devlet bütün bunları üstlendi. Geri kalanların da önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Bir kısmı da 2024 bütçesi içinde çıkıp bütün verdiğimiz kırsal kesimlerin altyapılarını tamamlanmış olacağız. Ve bunu yaparken de yine gençlerimize buralarda daha çok evini yapabilmeleri için de bir kredi üzerinde çalışıyoruz. Onu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bir diğer bir gençlerle yine bir kredi. Şimdi bazıları kırsal kesim yerlerinde yapılan altyapılar üzerine inşaat yaptı. Ama gelinen noktada hayat pahalılığının artmasıyla inşaatı yarım kalmıştır. Veya kendi arsası vardı. Kendi arsasının üzerine bir inşaat başladı. Ama yine o veya bu sebepten dolayı yarım kalmıştır. Şimdi biz bunlara iki tane daha kredi çıkarıyoruz. İlk evin kredisini bekliyoruz bitsin. Ve hemen buralarda yarım kalan inşaatlara da bu inşaatları bitirmek için bu kredileri başlatmış oluyoruz. Yine ülkemizde uzun zaman var terk edilmiş ve hiç yapılmamış ve yine tamamen insanımıza dönük, burada yaşayan insanımıza, gençlerimize dönük sosyal konut projelerini başlatıyoruz. Ki sosyal konut projelerimizde biz yine bunu Mimarlar Odası, Müteahhitler Birliği ve Konut Edindirme Birimi tarafından çalışmalar yapılıyor ve önümüzdeki günlerde bu çalışmaları tamamlayıp kamuoyuyla bunları buluşturmuş olacağız. Şimdi burada bu sosyal konut biriminde yaptığımız çalışmalarda bu maliyetleri düşürmek için
yasalarda bazı değişiklikler yapıyoruz. Hem KDV oranlarını hem de fonlarla ilgili çalışma yapıyoruz ki buraların maliyetlerini aşağıya çekelim. Ki buradaki müracaat eden insanlarımız sosyal konut sahibi olabilsin. Ve şu anda yasalarımızın %90'ını bitirdik. Ve bu yasalarımız geri kalan %10'u da önümüzdeki 15-20 gün içinde bitecek. Hepsini hukuk dairesine gönderdik. Ve hukuk dairesinden alacağımız görüşler ışığında da biz yolumuza devam edeceğiz. Ve biliyorsunuz 2 Ekim'de Cumhuriyet Meclisimiz yine çalışmalarına başlıyor. Ve Cumhuriyet Meclisimizin çalışmalara başlamasıyla birlikte bu sosyal konut birimiyle ilgili yasal düzenlemeleri süratli bir şekilde Cumhuriyet Meclisi'nden çıkarıp biz belirlediğimiz bölgelerdeki sosyal konutların startını vermiş olacak. Şimdi burada bizim gençlerimizin burada sosyal konut sahibi olabilmesi için ve en azından maliyetleri aşağı çekmek için yabancılara mal satışından elde edilen gelirin bir kısmı faiz farkı fonuna aktarılarak hak sahiplerimizin bir müddet faizini bayağı aşağılara çekeceğiz diye bir çalışmamız vardır. Onun da yasal düzenlemesini yaptık ve bunu da hukuk dairesinden alacağımız görüş ışığında Cumhuriyet Meclisi'ne göndereceğiz. Burada kararlıyız, bunu yapacağız ve burada insanımızın, gençlerimizin sosyal konut almasıyla ilgili gerekli prosedürler çıktıktan sonra da duyuruları yapıp hak sahiplerini birer birer tespit edeceğiz. Şimdi burada tabii pilot bölgeler olarak seçtiğimiz yerler var ilk etapta. İlk etapta Alayköy'de 1500 konutumuz vardır. Güzelyurt'ta 1200 konutumuz vardır. Aydınköy, Zümrütköy'de 50'şer konutumuz vardır. Ve bunları devam ederekten yine Vadili'de 350 konut düşünüyoruz. Hamitköy'de 1000 konut planladık. Derince'de 150 konut. Büyük konutta 80 konut. Ve bu şekilde Çayönü'nde 30, İskele'de 900, Balıkesir'de 1200 ve bu pilot bölgeleri belirledikten sonra biz çalışmalarımızı hep tamamladık. Müteahhitler Birliği de çalışmalarını tamamladık. Yasal süreçteki eksikliğimizi giderip Cumhuriyet Meclisi'nden geçirdikten sonra da bütün bunları kamuoyuyla buluşturacağız ve inanırım ki bunları kısa bir dönemde 2024'ün başında da başlamış olacağız ve bu doğrultuda ülkemizin ihtiyacı olan, gençlerimizin ihtiyacı olan konuttaki işte pahalı oldu, evet, alamayız o algısını da orta yerden kaldırmış olacak. Tabii bunlarla biz sınırlı kalmayacağız. Ondan sonra yine ihtiyaç olan bölgelerde birer birer bu sosyal konutun yapımına da biz devam etmiş olacağız. Bu yeni ve önemli bir bilgi Sayın Başkan. Aslında çünkü dün gazetelerin manşetlerinde yani işte bu yabancılar mal satışıyla ilgili, evet, işte yabancılar geliyor alıyor, gençler alamıyor, fiyatlar yükseliyor, gençlere verilen kredinin de anlamı kalmıyor diye bir takım nokta. Bu söylediğiniz konu yabancılar mal satışıyla ilgili yasanın meclise yeni dönemde gelmesiyle birlikte bu konuyu tekrar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Ve bu noktada da affınıza sığınarak tekrar hatırlatmak isterim. Alayköy'e 1500 konut. Evet. Yüzyılda 1200. Aydınköy ve Güneşköy'e 50'şer, Zümrütköy galiba. 50'şer konut. Evet. Vadili'ye 350 konut. Şu an Çayönü diğer noktalarda da böyle bir tabii Çayönü'nde de işte 30, evet, İskele 900, Balıkesir 120 konutla bunları başlayıyoruz. Derince vardır 150 konut, Hamitköy var 1000 konut. Tabii bütün bunların çalışmasını hepsini yaptık.
En büyük ilk etapta başlayacağımız Alayköy'dür. Lefkoşa civarı ve Alayköy'de 1500 konut projesi üzerinde çalışıyoruz. İlgili arkadaşlarımız bütün bu çalışmaları bitirdiler. Evet. Ve sosyal konutla ilgili bazı vergilerden muaf tutulması için yasal düzenlemeler yapıldı. Hukuk görüşü geldikten sonra da Cumhuriyet Meclisi'ne gönderip bu çalışmaları tamamlamış olacağız. Ve bundan sonra yeni yeni projelere adım atmış olacağız. Tabii bütün bunları yaparken de bizim bu her sene yapılan konutlarla ilgili bir de enerjide bir açık oluyor. Biz onları da hep hesapladık ve enerjide o açığın oluşmaması için ve yine elektrik kesintilerinde sıkıntı yaşanmaması adına çalışmaları yapıyoruz. Ve son gördüğünüz iki tane jeneratör alımı için ihaleye çıkıldı. Evet. Ve uluslararası ihaleye çıkıldı. Ve onun ihale sürecini takip ediyoruz. Ve onun yapılacak. Şimdi zaman zaman elektrik kesintileriyle ilgili bir takım sıkıntılar olur. Zaman zaman şikayetler çok geliyor. İşte arıza var, yetişmiyor veya yeni bir yerde elektrik alınacak. İşte oraya yetişemiyor. Ekipler azdır. O bu vardır. Buradan kamuoyuyla bir bilgi paylaşmak isterim. Elektrik kurumunun. Çünkü bize elektrik kurumu lazımdır. Biz anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden interkonektel sisteme girme kaydıyla kabloyla enerji gelse bile bizim elektrik kurumumuz, elektrik santralımız sıcak santral olarak çalışmasına devam edecektir. Dolayısıyla biz elektrik santralımızı yenilemekle mükellefiz. Çünkü oradaki jeneratörler ve buhar türbinleri uzun zamandır bakımları doğru dürüst olmadığı için ve bakılamadıkları için zaman zaman bir takım arızalar yapılıyor. Ve nitekim şimdi de bir takım arızaları vardır. Ama o arızaları bir taraftan da ekiplerimiz çalışır. Ve daha güçlü ekiplerin olması için de biz oralara bir takım personel takviye ederiz. Bakın 1975 yılında yaklaşık elektrik kurumunun 40 bin abonesi vardı. Ve bu 40 bin abonesine 800 personel çalışırdı. Bakın 75'te elektrik kurumunda. Ve bugün geldiğimiz noktada bakın 2017 yılında yapılan bir çalışmada 100 bin abonemiz olmuştur. Ve yine 800 insan elektrik kurumunda çalışırdı. 2023 yılına geldiğimizde bu personel sayısı 540'lara indi. Neden 540'lara indi? Süre içerisinde emekliye ayrıldı, yeni personel üzerine takviye olmadı. Emekliye ayrıldı, yeni personel üzerine takviye olmadı. 2023 yılında 220 bin abonemiz oluştu ama personel sayımız 540. Yıllar içerisinde abone sayısı iki katını çıkmasına rağmen takviyeler olmadı. Şimdi bunların için söylüyorum. İşte mühendis, makine mühendisi o bu bunu biz elektrik kurumuna takviye ettik. Ve işçi de takviye ettik. Ve takviye ettikten sonra biz bunları yetiştirmek için hemen ilgili arkadaşlarımız göreve koyuldu. Neden bunları yapıyorduk? Elektrik kurumunu hazırlamaya çalışıyoruz ilerisi için. Çünkü sayı düştü 500'lere. Önümüzdeki günlerde yıl sonuna kadar bu sayı 300'lere kadar inmesi bekleniyor. Çünkü emeklilik yaşı giren 1975 ve sonradan girenlerin hepsinin emeklilik yaşları geldi. Ama bize elektrik kurumu lazım olduğu için ve teknolojik elektrik santrali lazım olduğu için biz orada mühendislerimizi şimdiden yetiştirmemiz lazım. Çünkü her halükarda Türkiye Cumhuriyeti'nden kablo geldikten sonra da
bizim o elektrik kurumumuz çalışacağı için hem de elektrik santralımız çalışacağı için bu elemanlarımızı şimdiden yetiştirmemiz lazım. Hem de bu aldığımız elemanlarla oluşacak arızalara veya yeni elektrik bağlayacak yerlere veya ihtiyaç duyulan yerlere ani yetişmeleri için de bu çalışmaları yapıyoruz. Yani insanımızın rahat etmesi için ve insanımız yine elektrik kesintileriyle buluşmaması için çalışmalar yapıyoruz. Çünkü gördük ki Ercan Devlet Havalimanı açılacağı zaman havaların da çok sıcak olması vesilesiyle elektrik santralımızda bir tane buhar türbinimiz arıza yaptı. Ve zaman zaman Güney Kıbrıs Cumhuriyeti ile interkonekte sistem olduğu için oradan elektrik alıyoruz. Zaman zaman kendisi bizden alıyor. Zaman zaman da biz arıza olduğu zaman bu elektriği halkımıza enerjisiz kalmasın diye oradan alıyoruz. Ve baktık ki oradan alıyoruz. 19 Temmuz sabahı elektrik kesildi. Güneyden elektrik kuzeye gelmiyor. Arkadaşlarımız girişim yaptı. Bizim santralda buhar türbini arızalı. Parça ister parça Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek, onu bekliyoruz. Ve o süre 2-3 günlük süreyi oradan temin edelim dedik. Bir baktık kurum 19 Temmuz günü sabahtan bize elektriği kesti ve bende de arızam var dedi. Ve ülkemizin belli bir kısımları elektriksiz kaldı. Ve biz süratli bir şekilde bu arızaların giderilmesi için çalışmalar yapıldı. Ama o dönemde hatırlayın, belli başlı dönemlerde elektrik sıkıntısı yaşandı ve insanımız huzursuz oldu. Şimdi karşı tarafta böyle bir zihniyet var. Neden? 20 Temmuz olduğu için, Yeni Ercan Havalimanı açılacağı için bu benim kendi fikirlerim diye düşünüyorum. Ve bunların artık insanımız bu modern çağda hak etmediği için ve daha rahat yaşaması için gerek kışın gerek yazın enerjisiz kalmaması için biz bütün bu çalışmaları yapıyoruz. Bütün bunları yaparken de şunu da yapıyoruz. Yani çalışanlarımızı da ihmal ediyoruz. Hayır, çalışanlarımızı da hayat pahalılığı oranında kendilerine veriyoruz. Ve yine bir yasal çalışmamız vardır. Hayat pahalılığını sendikalarla yaptığımız toplantılarla da senede iki kere değil, onu da üç kere çıkartalım. Bu yasal düzenleme de yapılıyor. Artı esnafımızı desteklemek için de ekonomik platformla oturduk ve bunu günlerle tartıştıktan sonra kendilere de sosyal sigorta prim desteği verilmesi için de çalışmalarımızı yaptık. 2-3 gün içerisinde de Bakanlar Kurulu'ndan önergeyi geçirip 1 Ekim'den itibaren de o çalışmaları başlatmış olacağız. Tabii bütün bunları yaparken de yeni yeni projelerle de halkımızı rahatlatmak için çalışmalara devam ediyoruz. Evet. Başkanım, tabii benim önümdeki gündem maddelerinin çoğunu konuştuk. Ama bir tanesi ilk başta duran açık duruyor. Bunu da programın sonuna doğru siz de fazla tutmadan tamam isterim. Aslında tabii Ulusal Birlik Partisi gündemini biraz sormak isterim. Geçtiğimiz gün MYK dikkat çeken bir açıklama yaptı. Evet. Kurultay öncesi bir tüzük kurultayı, sizin üzerine ısrarla durduğunuz bir tüzük kurultayı gündemi var. Evet. Uzun zamandır bunu size aslında gerek belki kamera gerisinde de yapmış olduğumuz zaman zaman, sağ olun eksik olmayan sosyal sohbette de sormak ihtiyacı hissettim. Şimdi de sormak isterim. Yani tüzükteki değişiklikle ilgili yani işte bir üye sayısının azaltılması, delegeye dönüş, parti içerisinde bir takım eleştirileri getirmez mi Sayın Başkan sizce? Bakın, şimdi biz illa da tüzük kurultayı yapalım ve o tüzük kurultayı yaparken de bazı üyeleri çıkartalım, öyle bir düşüncemiz yok. Biz daha çağdaş, bizim partilimizin hak ettiği bir tüzükle buluşması için bu çalışmaları yaparız. Ve bu çalışmaları isteyen halkımız. Hem yerel seçimlerde yaptığımız ziyaretlerde,
hem ara seçimde yaptığımız ziyaretlerde onlardan gelen istekler doğrultusunda daha çağdaş bir tüzük yapmak için biz çalışma yaptık ve bunu tamamen bütün ilçelere gönderdik. İlçelerden istedikleri düzeltmeler yapıldıktan sonra bunlar gelecek. Bu ona göre oturup Merkez Yönetim Kurulu bir tarih karılacak ve yapacak. Ama bunu yaparken hiçbir üye dışlanmıyor. Hiçbir kimsenin üyeliği silinmiyor. Dediğim gibi tamamen daha vizyoner, daha çağdaş bir tüzüğe partinin kavuşması için ve partinin önünü aşması için yapıyoruz. Bütün bunları biz yaparken tabii ki ülkemiz en önemlisidir. Gençlerimiz, kadınlarımız, yaşayan insanımız önemlidir. Ve dolayısıyla partide de bu daha çağdaş bir tüzükle yönetilebilmesi en önemli ideallerimizden, ilkemizden bir tanesidir. Dolayısıyla bakın bu kadar kısacık bir dönem içerisinde ki yaklaşık 15-16 aylık bir hükümet sürecimiz vardır. Saymakla bitmeyen yasalar meclisten geçirdik. Zaman zaman muhalefet ile işbirliği içerisinde geçirdik. Zaman zaman muhalefetin anlayışına ters olan yasalar oldu. Ama biz 29 milletvekilleri çalıştık, başardık. Çünkü nedir? Ülke menfaatleri her şeyin üzerine gelir ve yaptık. Ve bunun yanında dediğim gibi büyük projelerin hayat bulmasını sağladık. Bakın tek mesaiye ülkeyi geçirdik. Bütün iş adamlarının genel isteğiydi ve tek mesaiyle birlikte ne yapıyoruz? Okullarımızda pazartesi ve salı günleri tam gün eğitime geçiyoruz ve kısmetse 2024-2025'te bunu genelleyecek. Şimdi bir takım eleştiriler var. İşte evet, yapıyorsunuz bunları. Şimdi yapıyoruz. Ufak tefek sıkıntılar çıkabilir. Gidereceğiz. Şimdi Ercan'ı da ilk astığımızda çok bir takım eleştiriler oldu. Ne oldu? Hepsini birer birer yerine getirdik. Ama ne oldu? Ercan Devlet Havalimanı ulaşıma açılmıştır. Ve artık gelen insanımız geldiğinde ne kadar çağdaş bir havalimanına geldiğini görür. Havalimanı bizim vitrinimizdir. Şimdi aynı şeyi okullarımızda yapacağız ve okullarımızdaki tam gün eğitime geçerken pazartesi salı günleri belki ufak tefek sıkıntılar olabilir. Biz bunları gidereceğiz. Hükümet olarak göğüsleyeceğiz ve gidereceğiz. Ve ondan sonraki süreçte de tüm günlerimizin tam gün eğitimle çocuklarımızın eğitim almasını sağlayacak. Yine bunların yanında ülkemizin sağlıktan herkesin bir şikayeti vardır. Ama sağlık alanında iyileştirmelere başlayacağız ve nitekim de yaptığımız çalışmalarda ve yarın da Cumhurbaşkanı yardımcımızın ülkeye ziyaret gelmesiyle sağlıkta yapacaklarımızı da kamuoyuyla buluşturacağız. Şimdi yine yaptığımız şu vardı, biliyorsunuz 6 Şubat'ta bir asrın felaketi yaşandı anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ve bu felaketten sonra biz de ülkemizde olası bir yaşanacak olayla acılar yaşamayalım diye bütün çocuklarımızın deprem riskine dayanıklı mı dayanıksız mı mimar mühendisler ve müteahhitler birliğe çalışma yapıyoruz. Ve şu ana kadar bize verdikleri 15 tane dosyada ve ona göre tedbirler alıyoruz. Şu ana kadar 70 tane prefabrik okul yaptık ve bunu 80'e tamamlanıyoruz. Bu da nereden icap etti? Kurulan komitenin yaptığı analizler sonucu hangisi okul güçlendirme ister, hangi okul güçlendirmeyle olmayalı ve sil baştan. Bu sil baştan yapacaklarımız projelerimiz tamamlanana kadar, ihaleye çıkana kadar prefabrik okullarla çocuklarımızı güvenli bir ortamda öğretim almalarını sağlıyoruz. Ve bütün bunlar hep önümüzde yapılacak işler ve bir taraftan esnafımızı bu kötü günlerden çıkarmak için prim desteğini uygulamaya koyuyoruz. Bir taraftan da yine çok önemli reform nitelikli genel sağlık sigortası üzerinde çalışmaya başladık ki nitekim
gelecek Cumhurbaşkanı yardımcımızla da genel sağlık sigortasının ne zaman hedeflediğimizi, nasıl yapacağımızı kendisine de bilgi vereceğiz. Ve yine herkesin bir beklentisi vardı. Sınır kapılarında iyileştirme. Biz yeni sınır kapılarının açılması için gerek Cumhurbaşkanımız ve gerek bizler bir takım Cumhurbaşkanımızla birlikte girişim yaptı. Ve bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın yaptığı bütün girişimlerde yeni sınır kapılarının açılmasını teklif etmesine rağmen karşı taraftan öyle bir olumlu şu ana kadar cevap alamadık. Biz de dedik ki mevcut kapıları iyileştirelim. Ve daha önce hatırlarsınız yine ekonomik platformla bir protokol yaptıydık. Ve geçen günler süreci içerisinde uzadığı için olmadı. Ve tekrardan biz bir girişim yaptık. Ve şu anda projelendirmesi tamamlandı. Ve insanlarımızın gelip geçerken çok daha rahat geçmesi için polisimize yeni teçhizat, yeni cihazlar aldık. Tahmin ederim bir 10 gün içerisinde de artık kapılara gidip bir yerden başlayacağız. Ve projeleri de yine buradan halkımızla bunu açıklayarak halkımızın bilgisine getirmiş olacağız. Bu çalışmalar olurken bakın partinin tabii ki kurultayı önemlidir. Ama kurultaylar zamanında yapılır ve ülkede bu kadar önemli yapacağımız işler var iken erken kurultay yapmak bana göre anlamsızdır. Ve bunu partinin merkez yönetim kurulunda konuştuk ve merkez yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da öyle. Zaten siyasi partiler yasasına göre kurultay 3 senede bir olur ve 2024'ün parti meclisinin belirleyeceği bir tarih ki deadline Eylül-Ekim gözükür. Eylül-Ekim'de biz kurultayımızı yapacağız ve bu kurultay da parti içerisindeki bu kadar büyük hadiselerin olmadığını biz toplumumuza bir kez daha göstereceğiz. Çünkü biz Ulusal Birlik Partisi'yiz ve biz parti içerisinde bunu konuşur, parti içerisinde bunu tamamlamış oluruz. Evet. Sayın Başkan, tabii kurultayla ilgili yani artık önceki siz de bir yıl sonrasını işaret ediyorsunuz. Evet. Yaptığınız kabine değişikliği sonrasında tabii yani ben onu da sormak isterdim. Kabine değişikliğindeki yani kabine değişikliğiyle birlikte geri dönüşüm aldınız. Geçen gün çok dikkat çekici bir ziyaretiniz oldu mesela. Sayın Sadık Gardiyanoğlu'nu gittiniz bakanlıkta ziyaret ettiniz. Evet. Yani bu çok alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Yani elbette hükümet Ünal Üstel hükümetidir ve sizin böyle bir takdir etmeniz halinde gidip gayet doğal çok çok alışık bir durum değil. İlginç bir ziyaretti ama bu değişikliğin gerek iç siyaset gerekse de hükümetin fonksiyonelliği açısından nasıl bir geri dönüşüm aldınız kısa söyle efendim? Bakın şimdi bu bir bayrak değişimidir ve her seçilen halkımız tarafından takdir olan milletvekili muhakkak ki kafasında da bakan olmaktır. Dolayısıyla bir performansa da bakılır. Genel başkan bir değerlendirme yapar ve o doğrultuda değişik milletvekillerine de görev vererekten onların da çalışmalarını gözlemek ister. Dolayısıyla yaptığımız bir tamamen görev değişikliğidir. Aynı parti içerisindeki bir milletvekillerimizi de değerlendirerek bu çalışmalara hız vermek istedik. Ve şimdi ben bütün bakanları yerinde ziyaret edeceğim. Bürokratlarıyla konuşacağız. Çünkü halkımızın geçmişten gelen hakikaten biriken sorunları vardır. Ülke 2013'ten sonra istikrarsız kurulan hükümetlerle bugünlere geldiği sorunlar dağ gibi büyüdü. Ve halkımız istikrardan yana olduğu için biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bu istikrarı sağlamak için de yerinde de bakanlıkları ziyaret edip bürokratlarıyla toplantılar yaparaktan ve bu toplantılar neticesinde halkımıza daha çok kucak açılması için sorunlar dinlensin ve sorunları aşmamız için gerekli yasal düzenlemeler ne varsa onları yapalım. Birinci öncelik Çalışma Bakanlığımızdan başladık. Çünkü Çalışma Bakanı adı üstünde ülkenin neredeyse orası kalbidir. Çünkü bütün çalışan kesimlerimizin
uğrak yeri olan bir bakanlıktır. Bundan sonra her haftada bir değişik bakanlığı ziyaret edeceğiz. Ve her hafta sonu da cumartesi günleri de her bir ilçemize gidip oradaki sorunları da dinleyeceğiz diye bir düşüncemiz oluştu. Ve o düşünce çerçevesinde de bu çalışmalarımıza başlamış olduk. Evet. Bugünkü bakanlar kurulu rutin bir bakanlar kuruluydu efendim yoksa? Bugün rutin bir bakanlar kuruluydu. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ülke ziyaretine gelmeden önce bütün bakanlıkların Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek istediği bir proje, bir çalışma, bir şey varsa onları konuştuk. Ve yarın da Cumhurbaşkanımızı karşıladıktan sonra beraber olacağız. Ve bütün bu sorunları bakanlar kuruluyla birlikte gözlemiş olacağız. Eklemek istediğim bir şey var mı efendim? Yok, ben gerekli söyleyeceklerimi söyledim. Sizin sormak istediğiniz başka bir şey yoksa biz ona göre başka bir programda buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Çok sağ olun değerli açıklamanız için, yeni açıklamanız için. Hayırlı olsun. Tabii ki hükümetin yaptığı çalışmaları medya aracılığıyla, kamu yayıncılığı anlayışıyla belediyede duyurmaya devam edeceğiz. Biz buraya kadar geldiğiniz için biz size çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu güzel ortamı sağladınız ve halkımızla buluşturduğumuz için teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Yeniden bekleriz efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Başbakan Sayın Alistair ile haftaya başladık. Yaklaşık 50 dakikadır Sayın Başbakan'la özellikle tabii ki Gencedeki Yılmaz'ın ziyaretinin içeriğini öğrenmeye çalıştık. Pek çok noktada özellikle anavatandan gelen suyun Güzeyurt'a ulaşması noktasında sanırız önemli bir lansman var yarın. Bu uzun dönemdir beklenen önemli bir konuydu. Bununla ilgili de bir takım çalışma. Diğer bizimle ilgili özellikle sağlık sistemiyle ilgili yeni hastane projeleri ve Sayın Başkan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu yol bazı tamamlanması gereken yol noktasında Türkiye'nin desteği Sayın Cevdet Yılmaz'ın gelip bazı noktaları yerinde görmesi oldukça önemli diye düşünüyorum. Hükümete, Sayın Başbakan'a çalışmanıza başlarız efendim. Hükümete başlarız. Yeniden sizi burada görmek isteriz. İnşallah. İzlediğiniz için teşekkürler efendim. Yeniden görüşmek üzere. Sağlık olun.